mı? Büyük baba küçük keçi geldi mi? Büyük baba bir şey söyle geldi mi? Günaydın Heidi. Hala şişko, çok yazık. Yanılmışım. Oysa bugün doğuracağından kesinlikle emindim. Evet, daha sürecek. Yeni keçiye şimdiden seviniyordum. Sabırlı ol Heidi. Doğa bizim isteklerimize göre hareket etmez ki. Evet, biliyorum. Lütfen benim için biraz acele et, tamam mı? Peter geliyor. Şüverli sulunda doğurdu mu? Hayır, daha vakit var. Tahmin etmiştim. Neden? Hep böyle olur da ondan. Hiç üzülmedin mi peki? Hı? Peter o kadar çok yeni doğmuş keçi gördü ki. Ama bunu görmedi. Hı? Bir mektup getirdim. Neredeyse unutuyordum. Alın. Mektup Clara'dan geliyor. Clara'dan mı? Bu sana. Frankfurt'tan Clara Zeyzaman'dan bana bir mektup. Clara mektup yazmış. Clara'dan mektup var. Clara Zeyzaman bana Heidi'ye bir mektup yazdı. Sakın okuyabildiğini söyleme. Tabii ki okuyabiliyorum. Heidi! Okuyabildiğini bana niye söylemedin? Ne olmuş? Frankfurt'ta öğrendim. Ne oldu ki? Gidelim. Mektup Clara Zeyzaman'dan. Clara Zevzek de kim? Sevgili Heidi, dağlar güzel mi? Tabii ki. Umarım iyisindir. Buradayken her şey çok güzeldi. Babam yine Paris'e gitti. Yani sana verdiği sözü tutmadı Heidi. Her şey yine eskisi gibi. Bayan Rottenmeier de hiç değişmedi. Benden istediklerini hep yapmak zorundayım. Artık senin yerine Hansi ile konuşuyorum. Sensiz ev çok sıkıcı. Bazen Sebastian beni avluda gezintiye çıkarıyor. Hayatımdaki en heyecanlı şey şu anda bu. Ah, zavallı Clara. Keşke senin bütün gün ne yaptığını hayal edebilsem. Joseph'le dolaşmaya çıkıyor musun? Ama... Ona çok acıyorum. Kahvaltını et. Üzgün müsün? Bu neşeli bir mektup değil büyük baba. Clara çok yalnız. Bak oku. Sence bizi ziyarete gelmek ister mi? Evet, bunu kesin ister. Hatta defalarca söylemişti. Ayrıca sağlığı için de çok yararlı olur. Bu olabilir. Dağ havası çok iyidir. Belki Clara'ya iyi gelir. Arkadaşını davet etsek çok iyi olacak. Ona hemen yazayım mı? Derhal bavullarını toplasın ve bizi ziyarete gelsin. Evet. İşte adres. Sağ ol. Hemen gelirsen Şiverli'nin yavrusunu da görebilirsin. Yazın okunabiliyor mu? Tabii ki. Sevgili Clara, büyük babam ve ben seni davet etmek istiyoruz. Hemen gelirsen Şiverli'nin yavrusunu da görebilirsin. Sence yeterli mi? Yanlış bir şey mi yaptım? Hayır kızım, yanlış falan yok. Şiverli o kadar bekleyebilir mi acaba? Evet, sen haklısın. Acele etmesini yazacağım. Yaz bakalım. Bugün Peter'in büyük annesine gidebilir miyim? Çok kalın bir masal kitabı var ve Peter'in kendisine bir şeyler okumasını istiyorum. Peter okuma biliyor mu? Hayır. Bu yüzden sen okuyacaksın öyle mi? Peki, ben de gelip kulübeyi tamir edeyim. Peki bari. Büyük baba, hadi gidelim, hadi. Bu sefer geldiğini haber versin ki iyi olacak. Geçen sefer çivileri çaktığında çok korkmuştu, hatırlıyor musun büyük baba? Günaydın, günaydın büyük anne. Heidi. Evet, benim Heidi. Bu sefer yanımda birini daha getirdim. Peter keçilerin yanında değil mi? Evet ama büyük babamla geldik. Tekrar kulübenizi tamir etmek istiyorum. Anneyi.
başlayabilirsin büyük baba. İçeridekilere söyledim. Çok iyisin Elmi. Teşekkür ederim. Bütün bunları sadece Haydi'ye borçluyuz. Ne yapıyorsun? Seni duyuyorum. Kulübedesin. Bir yere mi çarptın? Acımadı ya. Bir çiftçinin çok yaramaz ve çok kötü bir oğlu vardı. Bu yüzden çocuğun babası ona sürekli... Bu bir İsviçre masalı. Biliyorum bunu. Okumayı söktüm. Rigitte, buna ne diyorsun? Lütfen Haydi oku bana. Artık okumaktan sıkılana kadar oku. Zevkli. Nerede kalmıştım bakalım? Evet, buldum. Bu yüzden babası oğlunun aşırı cesaretini kırmak için yollar aramaya başladı. İlk olarak kilise kulesine korkunç bir korkuluk yerleştirdi. Ve oğlunu saati kurması için... Kulübede masanın üstünde ışık vardı. Çocuk rahatına bakmaya çalışırken birden kulübeye iki adam girdi. Ve bir süre öylece ona baktılar. Ama çocuğa hemen evin sahibinin olmadığını, çünkü perili olduğunu anlattılar. Ama bu durum onların işine geliyormuş. Çünkü bu şekilde... Geçimlerini sağlıyorlardı. Çocuk kalıp kalamayacağını sorduğunda. Çocukken ne kadar da severdi. Ama kadının evde hazinesi vardı. Madem ezbere biliyorsun, neden okutuyorsun büyük anne? Çünkü bundan hoşlanıyorum. Büyük babanın işi bitene kadar okur musun lütfen? Bu yüzden hayaletlerin ortaya çıktığı saate kadar bekleyip hazineyi almaya karar verdim. Saat tam 12'de aniden birinin seslenişini duydular. Sonra çocuk beyaz kadını yendi ve onun hazinesini aldı. Sadece hazineyi almış. Neden ağlıyorsun ki? Ben de bilmiyorum. Öylesine. Okumayı öğrendiğin için çok mutluyum. Seninle gurur duyuyorum Haydi. Bu kadar harf öğrenmek hiç de kolay olmadı doğrusu. Haydi. Geliyor musun? Hemen. Kitapta daha çok masal var. İstersen sana sonra yeniden masal okuyabilirim. Tabii ki istiyorum. Hem de nasıl. Sabırsızlıkla bekliyorum Haydi. En kısa sürede gelirim. Şimdiden seviniyorum. Hoşça kal Brigitte. Anneye teşekkür ederim. Tabii. şu Haydi. Umarım onu bizden bir daha almazlar. Evet. Kaç yıldır bu masalı hatırlamadığımı biliyor musun Brigitte? Ben bile tam olarak bilmiyorum. O kadar çok oldu. Sen daha çocukken bu masalı okurdum ben. Frankfurt'un ne işe yaradığını biliyorum artık. Orada okumayı öğrendim. Ayrıca bir kız arkadaşın oldu, öyle değil mi? Evet, Clara. Ona mektubu yollamayı unutmamalıyız büyük baba. Ne yazık ki postacı bize gelmiyor. En iyisi mektubu bu akşam Peter'e vermek. Clara'nın da büyük annesi var. Saygıdeğer hanım. Bayan Rottenmeier öyle dememi istedi. Söyledin mi? Tabii ki hayır. Clara'nın büyük annesi hanımefendi denmeyecek kadar iyiydi. Ona hep büyük anne dedim. Umarım öyle demene bir şey dememiştir. Sadece Clara'nın büyük annesi olmadığını söyledi. Demek iyi. Hem de nasıl? Bak büyük baba. Bunu da okumayı öğrendim işte. Ya. Evet, bitti. Sen bir şeyler yazmayacak mıydın? Hayır, böyle gönder lütfen. Böyle mi? Evet, büyük baba, sihirli kocaman bir kurbağayı öptüğünü düşünebiliyor musun?
Ha, anladım. Sen Kurbağa Prens'in masalını okumakla meşgulsün. Biliyor musun? Bu masalı Frankfurt'ta bir kere daha okumuştum. Söylesene, okula gitmek ister misin? Hı? Bir şey mi söyledin? Söylememiş. Artık çok geç oldu Heidi. Lütfen yatağına git. Hansel ve Gretel'i de okuyayım. Beni iyi anladın. Kış boyunca evini kiralamak istiyorum. Buna itirazım yok ama başkaları da istiyor evi. Sana para vermeyeceğimden korkuyorsun. Hayır, galiba. Hayır. Geçenlerde şehirden biri geldi. Evi yeğenleri için istiyormuş. Kiralamak istiyorum. Ne? Aa, Almay, sen gerçekten ciddisin galiba. Parayı peşin verirsen belki sana kiralarım evimi. Şu Erli şu anda gibi. Yavrusunu satıp sana paranı veririm. Anlaştık mı söyle bakalım. Evet, köye niye bir yabancı gelsin ki? Teşekkür ederim, sonra görüşürüz. Kim bilir ne planlıyor gene. Şiverli. Haydi yarın uğrarım. Peter. Ha? Çabuk gel Peter. Şiverli hasta. Hadi Peter. Daha neler. Ah zavallı Şiverli. Senin için gerçekten çok üzülüyorum. Hiçbir şey yok. Sadece zamanı yaklaşıyor o kadar. Ya öyle mi? Büyük baba geliyor. Eminim artık fazla sürmez. Bence de sürmez. Durum bunu gösteriyor. Belki bu gece ya da yarın sabah. Ben de öyle söylemiştim. En geç yarın sabah mı yani? Kesinlikle. Umarım bir kız olur. Ne yapacağımı biliyor musun? Ona dünyadaki en güzel, en iyi, en taze otları vereceğim. Sence beyaz mı olur, yoksa siyah mı, yoksa benekli mi, ya da renkli mi? Çizgili keçi var mı? Çok komik olur değil mi büyük baba? Söylesene, bugün köye ekmek almak için mi indin? Evet öyle. Hadi peynirini al. Belki de hemen doğar. Daha doğmadı mı? Sabırlı ol Heidi. Peki. Uyumuşum. Beni yatağıma getirmiş.
Büyük baba, büyük baba. Geldi mi, doğdu mu? Tahmin et bakalım. Çok tatlı. Ne kadar ufak böyle. Şimdi ne yapıyor büyük baba? Ayağa kalkmaya çalışıyor. Çok şeker. Evet, hadi hadi hadi, başaracaksın. Aferin sana. Yaşasın. Yaşasın, yaşasın. İyi bir gecimiz oldu. Güzel bir gece. Hiç bu kadar ufak keçi gördün mü sen? Her yıl. Hayır, geçen yıl yavru keçimiz yoktu ama. Yaylaya çıkmak istiyorsak hemen yola koyulmamız gerek Haydi. Bugün yaylaya gidemem ki, burada kalıp küçük keçime bakmalıyım. Tabii ki, bunu tahmin etmiştim. Sence ona hangi adı verelim büyük baba? Bilmiyorum. Çok küçüğe ne dersin? Fakat büyüyünce olmaz değil mi? Şiverli'nin adının olması çok kötü. Tıpkı Şiverli'ye benziyor. Ona ikinci Şiverli diyebiliriz değil mi? Bir terslik mi var büyük baba? Söylesene. Ona bir isim bulmanın hiç anlamı yok. Ama her keçinin bir ismi olması gerek. Yavru keçiyi yakında satacağız Haydi. Kışın köyde kalacağız. Bu yüzden keçinin parasına ihtiyacımız var. Senin bundan sonra düzenli olarak okula gitmeni istiyorum. Orada ne işin var benim? Bak sen, eskiden okula gitmeyi istiyordun ama. Artık istemiyorum. Keçinin kalmasını istiyorum. Haydi, başka türlü olmaz kızım. Seni son günlerde gözlemledim. Sen daha çok şey öğrenebilecek akıllı bir kızsın. Lütfen küçük keçiyi satma büyük baba. Yakında bir tane daha olur. Ayrıca küçük keçiyi köyde satacağız. Onu her gün otlakta görürsün. Ama istemiyorum. Bana karşı gelme. Böyle olmalı. Şiverli artık gebe değil mi? Hayır, nasıl olsun ki, dün gece yavrusunu doğurdu. Öyleyse parayı verebilirsin. Keçiyi satmama aniden bir engel çıktı. Fakat baharda paranı öderim. Tüm kış boyunca oyuncak yapacağım. Peynir ekmek gibi satılıyor ve iyi para getiriyor. Biliyor musun? Parayı hemen versen benim için çok daha iyi olurdu. Elbette. Hala eskisi gibi kalın kafalısın. Bu olabilir ama paraya ihtiyacım var. Evi kış için hazırlamak zorundayım. Bunu ben yaparım. Hayır, olmaz. Bu sorun yaratabilir. Evinin turşusunu koy. Bu da ne demek oluyor? İyi anladın. Kime istiyorsan kirala. Ben istemiyorum. Kalsaydın sana yumoş derdim. Zaten yün yumağı gibisin. Haydi. Onu kim aldı?
bizimle kalacak. Buna ne diyorsun? Neden büyük baba? Yoksa eskisi gibi burada mı kalacağız? Hayır, başka bir ev alacağız. Neden? Bu da nereden çıktı şimdi? Her şeyi düşündüm. Başka bir ev buldum. Biraz döküntü ama ben hallederim. Hiç fark etmez. Orayı kış için hazırlayabilirim. Orada daha rahat ederiz ve para ödememize de gerek kalmayacak. Öyleyse kira için para gerekmeyecek ve keçi bizde kalacak. Evet, keçin bizimle kalabilir. Sağ ol büyük babacığım. Ben her gün köye inip evi onarmalıyım. Küçüğe tek başına bakabilir misin Haydi? Neden bakamayacakmışım? Yavaş yavaş yürü, yavaş yürü. İyi düşüyorsun ama yürümen sıfır. Büyük baba her gün köye inip köylülerin şaşkın bakışları altında döküntü evi onarıyordu. Haydi sevdiği çamları bir süre göremeyeceği için çok üzgündü. Fakat sonradan köydeki evden hoşlanmaya başladı. Sadece büyük anne için endişeleniyordu. Ve büyük babasından ona yardım etmesini istedi. O yıl çok kar yağdı. Bu yüzden Peter ve Haydi çok ender görüştüler. Peter'in bu duruma nasıl kızdığını tahmin edersiniz. Bunu da bir sonraki bölümde anlatırım.